Evet, şimdi su 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 dedik ama bir de arıtması var bu işin. Her Perşembe saat 8'de Gaye Coşkun'un hazırlayıp sunduğu Haberin Manşeti programının bu haftaki konuğu Asat Alanya Müdürü Mehmet Oral oldu. Alanya'daki arıtma sorunu hakkında konuşan Oral, Alanya'daki 6 arıtmadan en çok arıtma şikayetini OBA arıtmasından aldıklarını söyledi. 6 tane yerde arıtmamız var. Yani hakikaten önemli. Yazın şikayet aldığımız şeylerden başlarında gelir koku, desek olacak. Değil mi? Evet. Mesela bir OBA bir ara çok bir şey ayyuka çıktı. Şimdi Mahmutlar arıtmamız var. OBA arıtmamız var. Otogar'da bir arıtmamız var. Yine işte Konaklı, İncakum, Okurcalar var. Şimdi biz en çok şikayet aldık. Mahmutlardan çok fazla bir şikayet almıyoruz. Birkaç sefer aldık. İşte sanayiden yağ geldi dendi. Başka bir şeyler söndü. Oradan daştı dendi ama ciddi bir şey olmadı orada. Bu OBA arıtmasında bayağı bir sıkıntı oldu. Biz orada tabii geçici olarak ona biz bir işlem yaptık demiyoruz ama burada da söyleyeceğim. Çünkü koku da bitti. Biz kokuyu kesmedik ama kokuyu hapsettik orada. Yazın o en yoğun geldiği zaman da işte üstünü brandayla kapatılarak üstünü kapattık. Oymuş koku geçti. Bitti. Oradan başka bir şikayet almadık. Almayı verdik. Ama yeterli mi? Yetersiz. Çünkü biz kokuyu gidermedik. Biz yalnız kokuyu orada hapsettik. Örtbas ettiniz. Örtbas ettik. O iş bitti. Ama biz bu sene yaz gelmeden tüm arıtmaların hepsinde kokuyla ilgili çalışma yapılacak. Şu an ihale aşamasında. Yani o koku tabii ki belki sıfıra düşmeyebilir. Ama o tamamen azalacak. Çünkü peki burada arıtma modeli tercihi mi yanlış? Çünkü açık arıtmalar daha çok kokuyor değil mi? Yani bu yapım aşamasında arıtma tercihleri mi yanlış? Ya, genelde hepsi açık. Yani başka yerde de açık. Hı hı. Bizim şimdi bir tane kapalı işte otogardaki merkezde. Evet yani Alanya'nın kapalı. Onu kapalı yaparken hı hı. de başkanımız o zaman çok eleştirilmişti. Şimdi şeyde o tüm arıtmaların hepsi açık. Aslında açık şey olmaması lazım. Yani onun o koku şeyinde, o makinede bir sıkıntı oldu bizde. Onlar tespit edildi. İhale aşamasında şu an ihale yapılıyor. O koku tamamen giderilecek. Yani böyle bir çalışma olacak şeyle ilgili. Bu sene o yaza, yani yazın yine bu kokuyu çekmemiş olacağız. Yine bu arıtmalarla ilgili mesela şey var. Konaklı arıtmada bir sıkıntı vardı. O geçen, evet yine koku sorunu vardı. Evet koku sorunu bir de orada yıkılma kokusu şeyi sorunu çatlak, vardı. Çatlak. Zemindeki çatlak. Evet çatlaklar vardı. Ona da işte başkanımız Sayın Muhittin Böcek ona da el attı şey yaptılar. Teşekkür ediyoruz. O da onda da bir şey yapılacak. O da ihale aşamasında. Orasında büyük bir revizyon yapılacak. Orada iyi bir işte Turizm Bakanlığı'yla da herhalde protokol yapıldı. Hı hı. Orada böyle büyük bir çalışma yapılacak. Yani onun da arızası giderilmiş olacak. Yani kokudan ziyade onun başka sıkıntıları vardı. O da ihale aşamasında o da yapılacak. 2020 yılı yatırımlarından da bahseden Asat Müdürü, arıtma ve kanalizasyon çalışmaları yapacakları, Alanya'da yeni yılda koku ve su sorununun yaşanmayacağını da belirtti. Bugün buradan patlıyor, yarın oradan patlıyor. Onu yapıyor, bu sefer bir öte yandan patlıyor. Devamlı personel, iki personel bir arabayla devamlı o hat üzerinde. Böyle olan yerleri de tespit ettik. Bunları böyle olan 300, 500, 1000, 2000 neyse bunların şeyini de yapacağız. Bunların planlamasını da yaptık. Biz her gün usta oraya gidip o tamiratı yapmak yerine biz oradaki o her gün patlayan, sık patlayan yerleri zaten bizim sistemimizde kayıtlı. İhbarlar, ihbar geldi mi az önce dedik ki işte vatandaşla bizim personelin konuşmaları hep kayıt altında. Oradan işte ne kadar patlak gelmişse biz onu işte çıkardık. Onların hemen şeyini yapacağız. Şimdi tabii gündemde şey var, garnizondan gelmişken gündemde ama daha planlaması yapılmadı. Demirtaş'ın arıtması. Evet, Demirtaş önemli. Oradan da soru gelmişti çünkü. Evet, onlar da, çünkü istiyorlar. Şimdi, sizin de kendi değil mi mahalleniz? Evet, kendi mahallemiz. Şimdi tabii
çok maliyetli, çok kolay bir şey değil. Şimdi yalnız kanalizasyon borusu döşemek, imalat etmek, imalat yapmak değil, bir arıtma olacak. Şimdi arıtma yaparken yalnız demir taş düşünülmeyecek. Bunun 23 tane şeyi var çevresinde. Demirtaş'a bağlanabilecek 23 tane mahallesi var. Şimdi yalnız Demirtaş'ın kendisini çözüp işte Demirtaş'a göre işte bir öngörünüz var mı diye demin dediniz ya, işte bir su yetmez dediğimiz zaman işte neden göremiyorsunuz 10 sene sonra orayı da, su neden yetmiyor gibi az önce konuştuk. Hı hı. Şimdi yalnız Demirtaş'a o işlemi yaparken biz şu da yapılacak. Yani işte Demirtaş'a göre değil 23 tane mahalleye hitap edecek bir şey o kapasitede olmalı. Yani oraya bir arıtma tesisi yapılacak. Ondan sonra işte terfiler yapılacak. Daha sonra bu sistem çalışmaya başladıktan sonra Alefendi bağlanacak, İshaklı bağlanacak, İspatlı bağlanacak, Seki bağlanacak. Oradan işte Yeşilöz, İmamlı, Uğrak, Sapadere, Fakıcalı gibi ileride bunların hepsi bağlanacak şekilde, öyle oraya bağlantı olabilecek şekilde yapılması gerekir. Yani o gündeme